Hiç isimlerini anıp da reklamlarını yapmayacağım. Merhaba bu arada. Şu üstte köşede paylaştığım videoyu izlediyseniz yaklaşık 2, 2700 kişi izledi bugüne kadar. 27 kişi almazsa bu arkadaşlardan 27 kişinin e, almamasını sağlayıp da en azından benim gibi mağdur olmalarını engellediysem ne mutlu bana. Sonuçta gerçekten bir bunun ismi mağduriyet. Yani bir maile dahi cevap vermeyen bir firmanın artık isimlerini anmayacağım. Ve artı bunun Türkiye distribütörü olan firma bile onu bile aradım hani he, bayisine bir şey yapamıyor ve bir çözüm de üretemiyor. Lan çıkartırsın bir tane kılıf verirsin yani çözersin olayı ya da bir cevap verirsin. Hiç cevap ben yaptığı yok. Ama Skinarma adammış. Doğru mu söylüyorum firmanın ismini bilmiyorum ama hakikaten adammış. Kendilerine yazdım kontakas üzerinden. Bir ayda, bir buçuk ayda, iki ayda bu şekilde sarardığını söyledim dediler hiç problem değil hemen size yeni bir e, birim yani bir yeni bir kılıf gönderelim dediler. Hatta Türkiye'deki distribütörün bu şekilde duyarsız olmasından dolayı da üzgün olduklarını söylediler. Dedim şimdi tekrar şeffaf istersem sararacak. Hatta normalinden bundan daha pahalı olan bir model bu. Eko modelini istedim. MagSafe destekli. Bunda üç rengi var. Bu üç rengin içerisinde de mavisi, şeffafı ve siyah mevcut. Bu siyah olan modeli. Ve dedim hiç talebin bile olmamasına rağmen bu şekilde şu anda da piyasada 1125 TL gibi indirimli fiyatlarla satılan bu kayışı da böyle nezaketen hediye etmişler. Yani esnaf olunca adam olunca böyle oluyor. Hakikaten firmaya eğer bir zararım olduysa global olarak bir zarar mı olmayacak zaten küçücük bir kanalım ama e, kendilerinden özür dilerim ama bayiler veya buradaki distribütörleri de ne kadar zararım olursa o kadar kendimi mutlu hissedeceğim. Bu net yani bu bariz bir şekilde. Bu iki ürünün böyle basit bir incelemesini yapacağım. Kılıp bu şekilde parlak bir arka yüzeye sahip. Kenar kısımları yine esnek silikon. TPU diye adlandırılan kısım. Ama renklendirildiği için hani sararma gibi bir durum söz konusu olmayacak şu köşelerde hem bumper görevi yani darbe emici görevi gören şeyler var parçalar var. İsterseniz de şu scout diye geçen kayışı bağlayabileceğiniz konektörleri takabiliyorsunuz. Onları da videoya editlerken köşeden şey yapacağım. İster buradan köşelerden takıp telefonun yatay durmasını ister bu üst köşelerden takıp dikey asmasını sağlayabiliyorsunuz kayışla. Bunlar sayesinde yapıyorsunuz. Bu arada da sararan kılıfın Son yani net hali burada. Hatta sarardı ile ilgili şöyle bir fikir elde edebilmeniz için. Şu kısım daha berrakken buraları daha sarı. Böyle tuhaf bir yapıda. Yani muhtemelen şuralar ele değen kısımlar. Ya sararabilir. Fenolatik sararma diye bir şey var. Optik ürünlerde de olur. Ama sonuç olarak bir ayda da olmaz. 1000 liralık kılıfta. Ya da bunda olduysa da bir sorun vardır. Neyse. Olan oldu. Bu ürün bu şekilde alt kısmından titanyum olan kısımları gayet güzel duruyor. Siyah model için herhalde tasarlanmış bir ürün. Fakat şöyle bakarsanız arka baskıları katmanlı böyle bir e, hava yaratmış. Sanki içinde farklı farklı e, şeyleri var. Alanları yani katman e, şu kısım ayrı. Onun içinde ayrı bir yer varmış gibi gözüküyor. Gayet şık. Koruyuculuğu sayıyor. Kılıfla aynı. Şu arka kısmındaki ayakları birçok kişi sayıda onun incelemesinde beğenmediğini söylemiş. ben memnunum ya masanın üzerine koyduğunuz takdirde gayet böyle tık tık yapmadan şu kası yani şeyin şu kamera çıkıntısından dolayı böyle tık tık yapmadan böyle gayet güzel bir sabit durmasını sağlıyor. Bu arada ben sayıda öyle bir kere telefonu elimden sağlam bir şekilde mermere düşürdüm. ve hiçbir hasar almadı telefon. Onu baştan söyleyeyim. Bu Scout askısının da telefon askısının da buradan şu aparatı buradan çıkartıp şu şarj yuvasından şuraya geçirip isterseniz tek noktadan böyle konektörden bağlayabiliyorsunuz. Telefon öyle böyle direkt asılı kalıyor tek bir noktadan. Şu iki kancayı geçirip dikine asılmasını sağlıyorsunuz ki bunlarla ilgili fotoğrafları ekleyeceğim. Ya da şu biraz önce bahsettiğim kulakçıkları takıp kulakçıkları buradan geçirip bu şekilde telefonu o şekilde de asabiliyorsunuz. Hani yazın özellikle plaj bölgesinde vesaire gayet güzel olacağını düşünüyorum ama hani İstanbul veya kalabalık şehirlerde kapkaçın olacağı yerlerde e, çok sağlam bir materyal. Üzerini böyle dar dokuma da e, Jacquard'ı firmanın markasını yani Skinner'ıma yazmışlar. Çok e, kaliteli bir şerit dokunmuş. Burada böyle bir etiketi var. Şu konektör kısımları oldukça sağlam ve buradaki mandallar da güçlü buradaki şu kısımdan boyunu uzatabiliyorsunuz. Hemen kutusunun üzerinde söyleyeyim. Minimum 80 santimden 152 santime kadar uzatılabiliyor. Ve çeşitli asma yöntemleri var. Bir de bunun bilek askısı olan daha kısa bir versiyonu mevcut. Ama bu bence oldukça kullanışlı. Üç rengi var. O renkleri de ve asılı şekillerini de kendi sitesinden aldığım görüntülerle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Marka ürünü daha doğrusu markanın kendisi ürününün sonuna kadar arkasında duruyor. Ürün gerçekten kaliteli bir şey diye ben yani bu konuda hem kayış hem kılıfı olsun birbirinden güzel. Fakat e, buradaki distribütör ve bayiler sıkıntılı. Hani 1000 lira 1500 lira gibi paralar ödüyorsunuz. Bunu göze alarak işte en azından bir sorun yaşamamaya gayret edebileceğiniz ürünleri alın, şeffaf olanları almayın diye ben buradan size şu eğer sorun ne diyorsanız ki e, almayın. Yalnız tekrar söylüyorum yani diğer markalarda özellikle Spigen senelerdir kullanıyorum yani bir sürü videosu vardır, bir sürü ürünü var evimde. E, hem ürünün arkasında durmasında, yani garanti süresi bitmiş, iade süresi geçmiş. Ben bu ürünü kullanamıyorum dedim. Ya yani Apple Watch'un kayışını geri aldı ya. 6 ay sonra falan yani hatırlamıyorum şu anda. Ayşe Hanım mıydı? Senin hanım mıydı? Yani bir mail attım, ikili etmediler. Ya yani mail'e dönmüyorlar ya bu bunların bayileri. Ben size söyleyeyim yani mail'e dönmüyor adam yani. Onu söyleyeyim. Ee, umarım sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi şeffaf ürünlerini kesinlikle e, bu bayilerin getirdiği şeffaf yan kit olsun, işte skin arm olsun vesaire olsun almayın abi başınız ağrımasın, benim gibi de böyle canınız sıkılmasın. Sonuçta sokaktan bulmuyoruz parayı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.